Merhaba arkadaşlar, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle MUBA yayınları 6. fasikül serisi doğrusal denklemler ve biri bilinmeyen denklemler konusuyla dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bir bilinen denklem tanımıyla öncelikle dersimize başlayalım. İçerisinde bir bilinmeyen ve eşitlik olan ifadelere bir bilinmeyen denklemler diyoruz. İlk etkinliğimizde gençler dersimize devam edelim. Birinci sorumuzda aşağıda verilen denklemlerde bilinmeyenlerin değerini bulunuz diyor. Gençler burada bilinmeyenlerin değerlerini bulurken bilinmeyenleri eşittiğin bir tarafına, bilinen sayıların diğer tarafına ne yapmaya çalışacağız? Biriktirmeye çalışacağız ve burada bilinmeyeni yalnız bırakarak değerini hesap edeceğim. Burada gençler 2x'e eşittiğin sol tarafına, eksi 8'i sağ tarafına alırsam 3x'in yanına 2x, eksi 2x olarak gelir. Eşittiğin sağında 1 vardı gençler. Eksi 1'i eşittiğin diğer tarafına artı 8 olarak geçer. 3x'ten 2x çıkartırsak x kalır. 1, 8 daha. Gördüğünüz gibi x'in değeri 9 olur diyelim. İkinci sorumuzda gençler. Öncelikle şöyle 2'yi içeri dağıtabiliriz. 2 ile x'i çarparsam 2x. 2 ile eksi 2'yi çarptım eksi 4. Eşittir 16. 2x'i yalnız bırakmak için eşittiğin diğer tarafına eksi 4'ü artı 4 olarak gönderiyorum. Buradan 2x eşittir 20 ise her iki tarafı 2'ye bölersek gördüğünüz gibi x kaldı. 20'yi 2'ye bölüyorum. Evet, x'in değeri 10 olur diyoruz. C'deki sorumuza bakalım. Evet, öncelikle gençler çarpma işlemlerini yapalım. Eşitlikleri gençler ne yapıyoruz? Çarpma işlemini parantez içine dağıtarak eşitlik durumunda yazacağım. 3 ile x'i çarparsak 3x, 3 ile eksi 2'yi çarptım eksi 6 eşittir. 2 ile x'i çarparsak 2x, 2 ile artı 2'yi çarptım artı 4 oldu. Eşittirimiz. Buradan gençler 2x'i, gençler her zaman küçük olan x'i diğer tarafa gönderelim. Eksi ile uğraşmayalım. O halde 2x'i sol tarafa, eksi 6'yı sağa alacağım. 3x'in yanına eksi 2x geldi. 4'ün yanına eksi 6 artı 6 olarak geldi. 3x'ten 2x'i çıkartırsam x eşittir 10 olur. Evet, işlemimizin sonucu diyelim. Evet, D'de de gençler öncelikle çarpma işlemlerini yapıyorum. 5 ile x'i çarparsam 5x. 5 ile eksi 3'ü çarpıyorum eksi 15. Evet, artı 2'yi içeri dağıtırsak artı 2x. Artı 8 oldu. Eşittir 28. 5x ile 2x'i toplarsam 7x. Eksi 15, 8'i toplarsak eksi 7 olur. Eşittir 28'den 7x yalnız bırakmak için eksi 7'yi artı 7 olarak gönderirsek x eşittir 35'tir. Buradan gençler 7 ile x arasında çarpma işlemi olduğu için eşitliğimizi 7 ile sadeleştirelim. Gördüğünüz gibi x eşittir 35'i 7'ye bölersek x eşittir 5 olur diyoruz. Devam ediyorum E'deki soruya bakalım. Sevgili gençler, eksi sanki sayı gibi düşünüyorum. Yani eksi 1 gibi düşünüp içeri dağıtıyorum. X ile artı 5 işaret değiştirir. Eksi x eksi 5 eşittir eksi 7 olur. Buradan gençler eksi x ile uğraşmak istemezseniz eksi x'i sağ tarafa, eksi 7'yi sol tarafa alacağım. Eksi 5'in yanına artı 7 geldi. Eşittir x oldu. Gördüğünüz gibi x eksi 5 artı 7 daha 2 olur. X'in değerini 2 olarak yazmış oluruz. E'deki sorumuza gençler burada içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 8 ile x eksi 1'i çarpıyorum. 8 ile x'i çarparsak 8x. 8 ile eksi 1'i çarpıyorum eksi 8. 3 ile 2x'i çarparsak da 6x. Buradan gençler 6x'i sol tarafa, eksi 8 sağ alacağım. 8x eksi 6x eşittir 8 oldu. Buradan 8x'ten 6x çıkartırsak 2x 8'e eşitse her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 4 olur diyelim. Evet, devam ediyorum ve bir sonraki soruya bakıyorum. X eksi x eksi 7 bölü 6 eşittir eksi 1'de. İşte şöyle yapalım. Bakın bunun gizli paydası 1 var diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam x eksi 7 ile 1'i çarparsak x eksi 7 olur. 6 ile eksi 1 çarpıyorum eksi 6. Eksi 7'ye eşittiğin diğer tarafına artı 7 olarak gönderelim. Buradan gördüğünüz gibi x'in değeri 1 olur diyoruz.
Burada da gençler çıkarma işleminde biliyorsunuz kesirlerde mutlaka paydaları eşitleyeceğiz. Bu kesrimi 4 ile, bu kesri 5 ile, gençler bunun da gizli paydası 1 var diyerek 20 ile genişletebiliriz. Böylelikle gençler direkt paydalardan kurtuluruz. 4 ile genişletirsem 4x bölü 20 eksi 5x bölü 20 eşittir 20 bölü 20 oldu. Gençler bakın paydalara ortak payda da yazabiliriz. 4x'ten 5x'i çıkaracağım. Ortak paydamız 20 eşittir. 20 bölü 20. Eşitliğin her iki tarafında 20 olduğu için direkt bunları siliyorum. 4x'ten 5x çıkartırsak eksi x eşittir 20 ise her iki tarafı eksi ile çarptığımı düşünürsem x'in değeri eksi 20 olur diyoruz. Evet. Burada da gençler öncelikle artı 2'yi karşı eksi 2 olarak gönderelim. 2x bölü 3 eşittir 6 oldu. Gizli paydası 1 var diyorum ve içler dışlar çarpımı yaparsam 2x eşittir 18 ise her iki tarafı 2 ile sadeleştirerek x'in değerini 9 olarak buluruz gençler. Tabii gençler burada şunu da söylemekte fayda var. Denklem konusunda arkadaşlar istediğimiz yöntemi kullanabiliriz. Burada yeter ki matematiksel olarak yanlış işlem yapmayalım diye söylemekte fayda var. Evet, 2 ve 3'ü gençler eşitlemek için, paydaları eşitlemek için 3 ve 2 ile genişletiyorum. Eşitliğimizin diğer tarafında işlem kolaylığı olsun diye direkt 6 ile genişletelim. 3 ile genişletirsem 3x bölü 6 artı 2x bölü 6 eşittir 30 bölü 6. Gençler ortak paydalara bakın burada direkt atabilirim. 3x, 2x daha 5x eşittir 30 oldu. Her iki tarafı 5'e bölersek x'in değeri buradan 6 olur diyelim. Evet, bir sonraki sorumuza gençler hemen şöyle gizli payda 1 var diyeceğim ve içler dışlar çarpımı yapacağım. 3x eksi 6 ile 1'i çarparsam 3x eksi 6 olur eşittir. 3 ile 2x'i çarpıyorum 6x. Ben küçük olan x'i diğer tarafa gönderelim. Eksi 3x eksi 6 eşittir 3x'ten. Her iki tarafı 3 ile sadeleştirelim. X'in değeri eksi 2 olur diyelim gençler. Devam ediyorum ve bir sonraki sorumuza geçiyorum. Evet. X reel sayı olmak üzere gençler önce şu can kurtaran bilgimizi bir anlayalım. 5 bölü a artı 2 eşittir x ifadesinde sevgili gençler biliyorsunuz paydadaki sayımız eğer 0 olursa tanımsız olurdu gençler. Bunu unutmayalım. Payda 0 olamaz. Eğer a eşittir eksi 2 gelirse sevgili gençler payda 0 olduğundan dolayı denklemin çözüm kümesi boş kümedir diyeceğiz. Şöyle sorumuza bakalım. Burada ifadesinin çözüm kümesini istedi. Gizli paydası 1 var diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam x artı 8 eşittir. X artı 4. Ben x'i sol tarafa, sağ tarafa alırsam gençler 2x eksi x eşittir 4 eksi 8'den x eşittir eksi 4 oldu. Gençler bakın biz bu x eşittir eksi 4'ü paydada yerine koyacak olursak burada gençler yerine koyacağım. Eksi 4 artı 4 gençler. Eksi 4 artı 4. Bakın paydamız gençler 0 oldu. Burada da yerine koyalım. Çarpı eksi. Payda 0 olduğu zaman zaten gençler iş bitmiş olur buradan. Eksi 8 artı 8 bölü 0. Sevgili gençler dikkat edersek burada 0 bölü 0 bizim için tamamen belirsiz bir duruma döndü. 0 bölü 0 belirsizse o zaman çözüm kümesini direkt çözüm kümesi şeklinde gösterelim. Paydanın 0 olmasını sağlayan sayı gençler eğer x'in değeri olursa çözüm kümesi boş küme olur. Bunu unutmayalım gençler. Boş kümeyi ister bu şekilde istersek bu şekilde gösterebiliriz. Evet, aşağıda verilen ifadelere karşılık gelen denklemleri yazıp çözüm kümesini bulunuz diyor. Önce denklemi yazacağım. Hangi sayının yarısının 3 fazlası 7'dir diyor gençler. O halde sayımıza x dersek yarısı x bölü 2'nin 3 fazlası 7'dir diyeceğiz. Buradan çözecek olursak artı 3'ü gönderdim. Eksi 3. X bölü 2 eşittir 4'ten. Paydası 1 var diyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsam x'in değeri 8 olur diyelim. Yarısının 4 eksiye eksi 8 olan sayı
sayıyı x dediğimi düşünürsem, yarısı x bölü 2'ye, eksi 4 eşittir eksi 8, eksi 4'ü karşı artı 4 olarak gönderirsem, x bölü 2 eşittir eksi 4 olur. Buradan yine gizli paydası 1 var dersek, içler dışlar çarpımı yapıyorum. Eksi 4'ü çarparsak, x'in değeri eksi 8 olur diyelim. Yarısı ile çeyreğinin farkı 3 olan sayı kaçtır? Yine sayımıza x dersek. Yarısı gelse x bölü 2. Çeyrek demek 4'e böleceğiz demektir. O halde eksi x bölü 4 aradaki farkın 3 olduğunu söylüyor. Buradan paydamızı 2 ile genişleterek eşitleyelim. X bölü 4 eksi x bölü 4 eşittir 3 ise 2x'ten 1x çıkartırsam x bölü 4 eşittir 3 olur. Buradan da gençler şöyle güzel yazalım. Evet, paydası 1 var diyorum ve içler dışlar çarpım yaparsam 4 kere 3'ten sayımız 12'ye eşit olur diyoruz. Bir sonraki sorumuzda hangi sayının 2 katının 3 eksiğinin 5'te 1'i aynı sayının 3'te 1'ine eşittir? Sayımıza x dersek sayının gerçek 2 katı x olur. Evet, 3 eksiği eksi 3, 5'te 1'i demek gençler 5'e böleceğiz demektir. Aynı sayının 3'te 1'in yani x'in 3'te 1'i x bölü 3'e eşittir diyerek denklemi kurduk. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsam 3 ile 2x eksi 6'yı çarpıyorum. 6x eksi 9 eşittir 5x oldu. 5x'i sol tarafa eksi 9 sağa alacağım. 6x eksi 5x eşittir 9 ise x'in değeri gördüğünüz gibi 9'a eşit olur diyoruz. Evet, devam ediyorum gençler. Bir sonraki soruya geçiyorum. Evet, aşağıda kısa kenarı x artı 1 santimetre olan bir dikdörtgen verilmiştir. Ayşe 5 eş dikdörtgen ile aşağıdaki şekil oluşturmuştur. Ayşe'nin oluşturduğu şeklin çevresi 54 santimetre olduğuna göre x kaçtır diyor. Ya şöyle görelim bakın, burası x artı 1. Kısa kenarımız gençler x artı 1 ise uzun kenar gördüğünüz gibi 4 tane kısa kenardan oluşuyor. O halde ben 4 ile x artı 1'i çarparsam 4x artı 4 bizim uzun kenarımızdır. Aynı zamanda bakın burada da 4x artı 4'ümüz var. Şu kısa kenarımız x artı 1'di. İşte o halde şuradaki uzun kenarımızın tamamı 4x artı 4 ile x artı 1'i topluyorum. 4x x daha 5x 4 1 daha artı 5 olur. Gençler bakın, kısa kenarımız 4x artı 4. Bütün şekilden bahsediyorum. Uzun kenar 5x artı 5. Çevreyi bulurken bu ikisini toplayıp 2 ile çarparız. Hadi 2 çarpı 4x artı 4 artı 5x artı 5. Evet, bunun sonucu da gençler 54 santimetreymiş. Parantez için toplayacak olursam 2 çarpı 4x 5x daha 9x 4 5 daha 9 yaptı. Eşittir 54. Gerçi burada şöyle yapabiliriz. 2 içeri dağıtabilirim. Veya eşitliğin direkt her iki tarafını 2 ile sadeleştirebiliriz. Tercih tamamen size ait. 18x artı 18 yapar. Eşittir 54. 18'i karşıya eksi 18 olarak gönderiyorum. 18x 36'ya eşitse gördüğünüz gibi her iki tarafı 2'ye bölersek x'in değeri 2'dir. Ve A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 5. sorumuza geçelim. Murat'ın yaşının 3 katının 4 fazlası annesinin yaşına eşittir. Murat ile annesinin yaşlarının toplamı 60 olduğuna göre Murat annesinden kaç yaş küçüktür diyor. O halde Murat'ın yaşının 3 katının 4 fazlası annesinin yaşıydı. O halde ben Murat'ın yaşına istersem annesinin yaşı 3x artı 4'tür. 3 katın 4 fazlası dedik. İkisinin yaşları toplamı. Yani bu ikisini toplayacağım. X artı 3x artı 4 eşittir 60 olacak. X ile 3x toplarsam 4x artı 4'ü karşıya eksi 4 olarak gönderiyorum. 4x 56 ise her iki tarafı 4'e bölersek 56'yı 4'e bölüyorum. Gençler, x'in değeri 14'tür. Demek ki gençler Murat 14 yaşında. Annesi gençler ikisinin yaşları toplamı 60 olduğuna göre 60'dan 14'ü çıkartırsam
Annesi 46 yaşında. Aradaki farkı istediği annesi Murat'ın yaşıydı gençler. Hadi 46'dan 14'ü çıkartırsak annesi Murat'tan gençler 32 yaş daha büyüktür. 32 yanıtı Ceyhan seçeneğinde doğru cevap olur diyelim. Evet, şöyle birazcık ekranımızı küçültelim. Bir bilgi yarışmasında verilen her doğru cevap için artı 2 puan, her yanlış cevap için eksi 1 puan verilmekte ve boş bırakılan sorular için puan verilmemektedir. Yarışmaya katılan Ceylin 10 sorunun tamamını cevapladığı, 10 cevaplayıp 14 puan aldığına göre. Ceylin kaç soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Arkadaşlar doğru sayısına eğer x dersem x tane doğru olsun. Toplam 10 soru olduğu için gençler o halde yanlış sayısı evet 10'dan doğru sayısı yani x'i çıkaracağım. 10 eksi x tane yanlış vardır. 6 puanı bulmak için gençler doğruyu artı 2 ile çarpıyorum. Bakın 2x yapar. Yanlışı da gençler eksi 1 ile çarpıyorum. Artı yazalım. Eksi 1 çarpı 10 eksi x yaptı. Bu puan gençler 14 puana eşitmiş. Burada eksi 1'i içeri dağıtarak çarparsak 2x eksi 10 artı x yaptı. Eşittir 14. Gençler buradan 2x ile x'i topladım. 3x eksi 10'u eşitliğin diğer tarafına artı 10 olarak gönderirsem 3x 24 yapar. Her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri 8'dir diyorum. Zaten doğru yanıtı, doğru soru sayısını istemişti. Gördüğünüz gibi 8 yanıtı A seçeneğinde doğru yanıt olur diyelim. Evet, Eray bir kırtasiyede satılan A ve B marka kalemlerden toplam 25 adet almıştır. A marka kalem 5 lira, B marka 8 liradır. Eray aldığı kalemler için toplamda 161 lira ödediğine göre B marka kaç kalem almıştır? İşte burada B markaya X diyelim. O halde A marka toplam kalem sayısı 25'te A marka 25 eksi x olur. Gerçekten B marka ile A markaya ödediği ücretleri bulabilmek için sayısıyla ücretini çarpmamız gerekir. A 5 liraydı ve 25 eksi 5 taneydi. Artı B marka 8 liraydı. X tane kalem alınmıştı. Toplam 161 lira ödenmişti. Bakın denklemi bu şekilde oluşturduk. 5'i içeri dağıtarak çarpalım. 5 ile 25 çarptım. 105 eksi 5 ile x'i çarptım eksi x'i ve eksi 5x oldu. Artı 8x eşittir 161. Arkadaşlar eksi 5x ise 8x'i toplarsam 3x. 25 artı 3x eşittir 161 olur. 25'e eşitliğin diğer tarafına gönderelim. Eksi 125 olarak geldi. Burada 3x kaldı. 61'den 25 çıkaracağım. 1'den çıkmaz. 11'den 5 çıktı. 6. 5'ten 2 çıktı gençler. 3. Evet, 3x 36 eşitse her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri 12'dir. Demek ki gençler B marka yani 12 tane olur. Sorumuzun yanıtını boru seçeneği olarak işaretleyelim. Sadece tavuk ve tavşanlardan oluşan bir kümes toplam 24 hayvan vardır. Kümeste bulunan hayvanların ayak sayılarının toplamı 60 olduğuna göre kümeste kaç tane tavşan vardır diyor. İşte burada tavşan sayısını x diyeceğim. O halde toplam 24 hayvan varsa tavuk sayısı 24 eksi x tanedir. Ayak sayıları gençler biliyorsunuz tavşan 4 ayaklıydı. Tavuk 2 ayaklıydı. Hadi ayak sayılarını bulabilmek için hayvan sayısıyla ayak sayılarını çarpıyorum. X tane tavşan vardı. 4 ayak olduğu için 4 çarpı x tane ayak vardır. 24 eksi x tane tavuk vardı. Bunu da 2 ile çarpalım. Toplamda ayak sayısı 60 oldu. 2'yi içeri dağıtacağız gençler. 4x artı 48 eksi 2x eşittir 60 olur. Buradan gençler 4x'ten 2x'i çıkartırsam 2x. 48'e eşitliğin diğer tarafına eksi 48 olarak gönderirsek x 12'dir. Gördüğünüz gibi x'in değeri buradan 6'dır. Zaten tavşan sayısıydı. O halde
A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur deriz. 9. sorumuzda Ahmet gideceği yolun önce 3'te 1'ini yürüyor. Ahmet eğer 70 metre daha yürüseydi gideceği yolun yarısını gitmiş olacaktı. Buna göre Ahmet'in gideceği yol başlangıçta kaç metredir? Tüm yaşlar hem paydamız bakın burada 3'e bölünecek hem yarısı demek. 1 bölü 2'si demektir yani 2'ye bölünecek. O halde ben paydalardan faydalanarak yolun tamamına 6x dersem gençler. Kesirle uğraşmak istemiyorsak gençler yolu mutlaka anlayarak öğrenin gençler. Yolun tamamına 6x diyorum. Başlangıçta 3'te 1'ini yürüyeceğim. 6x'in 3'te 1'i demek 6x'i 3'e bölüyorum. 2x'i yürüdük. Ayrıca 70 metre yürüseydi yolun yarısını yürümüş olacaktı. O halde yolumuzun yarısını da bulalım. 6x'i 2'ye bölersem yolumuzun yarısı 3x'tir. O halde 2x yürüdük. 3x'e gelesiye kadar 3x ile 2x arasındaki farkın 70 metre olduğunu söylüyor. Buradan 3x'ten 2x çıkartırsam x eşittir 70'tir. Yolun tamamına 6x demiştik. Buradan 6 çarpı 70 420 metre olur. Yolumuzun tamamı ve C seçeneği de doğru yanıt olur diyoruz. Evet. Hasan yeni aldığı kitabın önce 5'te 2'sini sonra kalanın yarısını okuyor. Her şey, yani kalanın yarısı demek 1 bölü 2 demektir. Hasan'ın okuması gereken 30 sayfa kaldığına göre bu kitap kaç sayfadır? Bakın hem 5'e hem 2'ye bölünmesi için ben kitabın başlangıçtaki sayfa sayısına 10x diyorum. O halde 10x'in önce 5'te 2'sini bulalım. 10x'i 2 bölü 5 ile çarpıyorum. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 2x'i çarparsak 4x'ini okuduk. Ne kadar kaldı gençler? 10x'ti. 4x'ini okuduk. 6x kaldı. Kalan gençler. Kalanın yarısını okuyacağız. Yani 6x'in yarısı demek. 2'ye bölersek 3x ikinci okunan. Peki gençler ne kadar kalmış olur? 6x kalmıştı. 3x daha okuduk. 6x'ten 3x'i çıkarıyorum. Son durumda 3x kaldı. 3x gençler 30'a eşitse her iki tarafı 3'e bölersek x'in değeri 10'dur. Başlangıçta gençler kitabın tamamı 10x demiştik. Buradan 10 çarpı 10 kitabın toplam sayfası 100 sayfadır diyoruz. 100 yanıtını gördüğünüz gibi A seçeneğinde doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet sevgili gençler, bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.